ABC üçgen demiş. Şöyle bir üçgen vermiş bize arkadaşlar. Ben şimdi şuraya alfa diyecek olursam ikiz kenardan kaynaklı şuraya da alfa demek zorundayım. Şuraya beta diyecek olursam aynı şekilde ikiz kenardan kaynaklı buraya da beta demek zorundayım. Şimdi büyük üçgene baktığımızda alfa var, beta var ve 90 var. O zaman alfa ile betanın toplamlarının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra şuradaki oluşan doğru açıya bakacak olursam alfa var, beta var. O zaman şuraya da 90 derece kalıyor diyebiliriz. F ile E'yi birleştirelim şimdi arkadaşlar. Burada bir ikizkenar, e, burada bir Pisagor yaptığımızda 4'ün karesi artı 5'in karesinden 41 gelecektir. Yani şu uzunluk kök 41 olarak gelecektir. E, sonra aşağıda da bir Pisagor uygulayabiliriz. Şurada da 90'ın karşısında kök 41 var. 41 eşittir diyorum. x kare eşittir e, x kare artı 3'ün karesi 9. 9'u diğer tarafa attım. x kare eşittir 32. Yani x eşittir buradan 4 kök 2 olarak gelir. Cevabımız Denizli olur. ABC üçgen AB ile AD'nin, AB ile BC'nin, AC ile BD'nin dik olduğunu söylemiş. AE 4 birim, ED 8 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi ben şuraya A birim diyecek olursam hemen şuradan 90'dan 90'ın indiğini görüyorsunuz. Burada bir öklit var. Dolayısıyla 4'ün karesi diyeceğim eşittir a çarpı 8'dir. Yani 16 eşittir a çarpı 8 olarak geliyor. a bu durumda 2 olarak gelmiş oluyor. a yerine hemen 2 yazdığımda dikkat edin şu üçgene baktığınızda burada bir öklit daha olduğunu görüyorum. Çünkü 90'dan 90 inmiş. Yani 2'nin karesi eşittir 4 çarpı x olarak yazılabilir. Hemen geliyorum 2'nin karesi eşittir 4 çarpı x olarak yazıyorum. Buradan da x'in 1 geldiğini görüyorum. ABC'nin üçgen olduğunu ABBC dik, ADBD dik, DEABE dik olarak verilmiş. BC ile AE'nin de eşit olduğu söylenmiş. Dolayısıyla şurası A birimse eğer buranın da A birim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki büyük olan üçgene baktığımızda burada bir Pisagor yapalım ama daha öncesinde ben bir şey görüyorum. A birim, A artı 4 birim ve 20 birim. Şimdi bu aslında bir özel üçgene benziyor arkadaşlar. Ben eğer burada A yerine 12 diyecek olursam Burada da 12 demem gerekiyor. 12, 16, 20 özel üçgenini yakalamış oluyorum. Demek ki A buradan 12 birim olarak geliyor. Ya da bunu göremediyseniz dediğim gibi oradan bir pisagoru uygulayarak yine A'yı bulabilirsiniz. Şuraya baktığımızda ise burada bir öklit görüyorum. Çünkü 90'dan 90 inmiş. E bu durumda x'in karesi eşittir. 4 çarpı 12 olmalı. Yani x kare eşittir 48 olarak gelir. Bu durumda x eşittir 4 kök 3 birim olur. ABC bir üçgen olarak verilmiş. AB'nin AC'ye, BD'nin DF'ye, AE'nin BC'ye dik olduğu söylenmiş. Şu diklikler zaten şekil üzerinde gösterilmiş. BF'nin de FC'ye eşit olduğu söylenmiş. Bakın BF kısmı şurasıydı, FC kısmı burasıydı. Bunlar birbirine eşit. Mesela ben şuraya A diyecek olursam, buraya da B diyecek olursam bu durumda FC kısmının da bunların toplamına yani A artı B'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi büyük olan üçgene baktığımızda burada 90'dan 90 indiğini görüyoruz. Demek ki bir öklit uygulayabiliriz. Öklid, sol taraftan başlayarak da uygulayabiliriz. Ya da istediğimiz gibi sağ taraftan başlayarak da uygulayabiliriz. Bunun karesi eşittir. Şurası çarpı tamamı oluyordu. Hemen onu yazıyorum. Ee, X'in karesi eşittir. A çarpı tamamı nedir? 2 tane A artı 2 tane B'dir. Şimdi bunu bir de küçük olan üçgende uygulamak istiyorum ben. Çünkü bakın burada da bir 90'dan 90 indiğini görüyorum. 8'in karesi eşittir. A çarpı A artı B olarak gelecektir. Hemen bunu da yazıyorum. 8'in karesi eşittir a çarpı a artı b. Şimdi bunları ne yapsak işimize yarar? Aslında şöyle taraf tarafa bölsek çok işimize yarayacak. x kare bölü 64 olarak gelecek. a'ların buradan sadeleştiğini görüyorsunuz. 2a artı 2b'yi şu 2'yi mesela şöyle parantez dışına aldığımızda a artı b kalıyor. Yine sadeleştiğini görüyorsunuz. Burası sadece 2 kalmış olur. x kare eşittir 128 olarak gelir bu durumda. x eşittir 64 çarpı 2 o da 8 kök 2 olarak gelecektir. ABC B, e B, B, D birer üçgen AB BD'ye dik olarak verilmiş. AE ile BE'nin eşit olduğu söylenmiş. Burada hemen şu dikkatini çekmeli. 90'dan e, bir doğru inip eğer ki iki tane şöyle eşitlik oluşturuyorsa üçüncü eşitliği de sen oluşturabiliyorsun ve sen bu eşitliğe ne diyordun? Muhteşem üçlü diyordun değil mi bu olaya? Peki o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Burada ikiz kenar bir üçgen oluştu. Mesela şurası alfa ise burası alfadır. Aynı şekilde. E, bunun haricinde ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkiz kenar bir üçgende. Eğer ki ben bir dik indirecek olursam burada daki oluşacaktır. Daki neydi hatırlıyorsunuz değil mi? İkiz kenarlık varsa aç ortaylık, kenar ortaylık ve yükseklik. Bunlar bu dördünden iki tanesi varsa geri kalan ikisini biz tamamlayabiliyorduk. Burada diklik ve ikiz kenar olduğu için açı ortay olduğunu ve kenar ortay olduğunu biz söyleyebiliriz. Yani şurası aslında 5'e 5 beş olarak ayrılacaktır. Şimdi şunun dikkatinizi çekmiş olması gerekiyor. Dikkat edin şurası iki eşit parçaya bölünmüş. Burası da aynı şekilde iki eşit parçaya bölünmüş. He o zaman şu indirdiğimiz dik demek ki orta tabandır. E orta tabansa burası 12 birimse burası onun yarısı olacaktır. Yani 6 birim olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. En sonda da şurada oluşan üçgene bakmanızı istiyorum. Burada bir Pisagor uygulayın arkadaşlar. 90'ın karşısında x var. x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi. Zaten burada 6, 8, 10 üçgeni oluştuğunu görüyorsunuz değil mi? Cevabımız Denizli. ABC üçgen, AB AC yedik. AD de DE yedik. İki tane diklik verilmiş. BD ile DC'nin eşit olduğu söylenmiş. Burada tabii ilk dikkatini şu çekmelim. 90'dan bir doğru iniyor ve iki eşit uzunluk oluşturuyor. Yani kenar ortaya oluşturuyor. O zaman üçüncü eşit uzunluğu şurada da sen söyleyebilirsin. Peki bundan sonra şöyle bir şey yapacak olursak arkadaşlar. Ben şuradan şöyle bir dik indirecek olursam. Şöyle bir dik indireyim. Dikkat edin şimdi. Burası dik, burası dik. Bunlar birbirine paralel. Bu bir. İkincisi. Şurada da şunların eşit olduğunu görüyoruz. Ha, o zaman diğer tarafta eşit olmalı. Yani bura aslında orta taban olmalı diyebiliriz. Buranın tamamı 8 birim olduğuna göre 4-4 ayrılacaktır. Şurası bir birim, şurası 4 birim olarak ayrılmış olacaktır arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Şurası 90, burası 90. 90'dan 90 inmiş. Ben oraya h diyecek olursam şu uzunluğa e, öklit oluşturabilirim. h kare eşittir. 4 çarpı 1 diyebilirim. Bu durumda h eşittir. Buradan 2 olarak gelecektir. Bunu da yazabiliriz. Şimdi şurada oluşan üçgene bakmanızı istiyorum. Burada bir pisagor oluşturabilirsiniz. 90'ın karşısında x var. x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 1'in karesi. Bu durumda x kare eşittir. 5 olarak gelir. x eşittir. Buradan kök 5 birim olarak gelmiş olacaktır. Şekil 1'deki ABD üçgeni AD boyunca katlandığında şekil 2 elde edilmektedir demiş. Şimdi bu katlama sorularında ilk olarak ben şekli eski haline getirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bu şeklin eski hali aslında şuydu. Şimdi e, bu 5 aslında şurası değil miydi? E tamam o zaman şu kısmı yazalım. Bu kısmı 5 diyelim. Şurası aslında B noktasıydı. E, peki ben şu DE kısmına da eğer A diyecek olursam. Bakın. Aşağıda da BC kısmının 20 birim olduğunu söylemiş. Şuranın tamamı 20 birim. 5 artı A kadar kısmı buradaysa o zaman şu geri kalan kısmı içinde 15 eksi A birim kadardır diyebiliriz. Burada şimdi şunu da görmemiz lazım arkadaşlar. Burada bir 90 var aynı şekilde 90 var yani öklit oluşmuş. Dolayısıyla 6'nın karesi eşittir A çarpı 15 eksi A diyebiliriz. 6'nın karesi hatta yazalım direkt 36 eşittir A çarpı 15 eksi A birim kadardır. A yerine burada ee, ne diyebiliriz? A yerine burada eğer 3 desek sanki sağlıyor, değil mi? 3 desek A yerine 3 dediğimizde 15 eksi 3 burası 12 gelmiş oluyor. Bu eşittir 36 ise A eşittir 3 dedim. Bu durumda şurası 12 birim olarak gelmiş olacaktır. Bakın burada bir pisagor uygulayalım şimdi. X kare eşittir 12'nin karesi artı 6'nın karesi. Ee, hatta bunu direkt söyleyebiliriz de. Yani buradan Neyse şöyle yazdık tamamlamış olalım 144 artı 36 gelmiş oluyor o da 180 gelmiş oluyor bu da 36 çarpı 5 dolayısıyla 6 kök 5 olarak gelmiş oluyor. Ama şunu da söyleyeyim eğer ki böyle bir üçgende e, hipotenüsten bağımsız iki kenar biri diğerinin iki katı şeklinde geldiyse hipotenüs küçük olanın kök 5 katı olarak gelmiş oluyor kısa yoldan da bunu söyleyebilirdik zaten. ABC'de dörtgen, AB'nin BC'ye dik olduğunu, 45 dereceyi, 60 dereceyi, 3 kök 2'yi ve 5'i vermiş. Soru üzerinde de bunları göstermiş arkadaşlar. Ee, şimdi ben eğer şurada bir dik çekecek olursam burada... 90, 45, 45 üçgeni oluşacaktır. 90'ın karşısında 3 kök 2 varsa 45'in karşısında 3 yine 45'in karşısında 3 vardır diyebiliriz. Bundan sonra da şu D ile şurayı birleştirip bir dik çekecek olursam burada da bakın 30, 60, 90 üçgeni oluşmuş oldu. 3'ün karşısında 3 vardır. Tamam 5 olduğuna göre yukarıya 2 kalmıştır. 30'un karşısında 2 varsa 90'ın karşısında da 4 vardır. ABC üçgen. ABC 30 derece demiş. ACB'nin 15 derece olduğunu söylemiş. Dolayısıyla şuraya 135 derece kalıyor arkadaşlar. Ben eğer bir dışarıda bir dik oluşturacak olursam bakın o 135'i gördüğümde direkt aklıma şu gelecek. Bunun 180'e tamamlayan açısı 45 derecedir ya eğer dışarıda bir dik oluşturacak olursam burada oluşacak üçgen 45-45-90 üçgeni olur. E, hatta şöyle biraz daha düzgün bir şekilde gösterelim bunu 45-45-90 üçgeni olacaktır şurası. 90'ın karşısında 5 kök 2 varsa 45'lerin karşısında 5 birim 5 birim vardır. Şimdi büyük olan üçgene baktığımızda burada da 30-60-90 üçgeninin oluştuğunu görüyoruz. 30'un karşısında 5 varsa 90'ın karşısında 10 vardır diyebiliriz. ABC üçgen BAC açısının 135 derece olduğunu gördük. 135 dereceyi görmek aslında bizim aklımıza şunu getirmeli. Bunun 90'a 180'e tamamlanması için 45 derece kalıyor ya. Ben eğer dışarıda bir dik oluşturursam bu oluşturacağım üçgen 45-45-90 üçgeni olur. Ve böylelikle 90'ın karşısında 9 kök 2 varsa 45'lerin karşısında 9-9 vardır diyebiliriz. Büyük üçgeni geri döndüğümüzde arkadaşlar burada da bir pisagor uygulayabiliriz. 90'ın karşısında x var. x kare eşittir. 9'un karesi artı 12'nin karesi. Ee, zaten direkt şeyi de söyleyebiliriz. 3-4-5'in katlarıdır zaten. Ee, 9-12-15 olarak gelecektir. AB BC'ye, BC CD'ye, BD AF'ye dik olarak verilmiş ve AB'nin 75 derece olduğu gösterilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla aslında bakın şurası ters açılardan yine 90 derece, 90, 75, 15 üçgeni burada oluşmuş olacaktır. Hatta bunların birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Çünkü iki tarafta 90 değil mi? Dolayısıyla üst doğruyla alttaki doğru birbirine paralel. E, ters şeyden Z kuralından şuranın 15 derece olduğunu, buranın da 75 derece olduğunu, aşağıda da yine aynı şekilde 15, 75, 90 üçgenin oluştuğunu görebiliriz bakın ben eğer şuradan şöyle bir dik indirecek olursam en baştan sona kadar E'ye kadar olan kısım için konuşuyorum şu anda. 15, 75, 90 üçgeninin özelliğini hatırlıyoruz değil mi? Ee, yükseklik tabanın dörtte biriydi. O zaman H eşittir. 14 bölü 4 demektir aslında. O da nedir? 7 bölü 2'dir. Şu kısım 7 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi BC'nin tamamının 6 birim olduğunu söylemiş ya. O zaman şuranın tamamı 6 ise 7 bölü 2'ye kaç eklersek 6 yapacaktır? E 5 bölü 2 eklersek 12 bölü 2 olacaktır ve 6 olacaktır. Demek ki şu alttaki kısım 5 bölü 2 bakın yine aynı şekilde burada da bir 15 75 90 üçgeni var yani aynı şekilde taban e, yani x eşittir yüksekliğin 4 katıdır 5 bölü 2'nin 4 katı şunlar şöyle sadeleşti 5 çarpı 2'den x eşittir 10 olarak gelmiş oldu. ABC üçgen AB ile AC'nin dik olduğunu, AD ile de DE'nin dik olduğunu söylemiş. Şimdi ilk olarak şunu görüyorum ben. 90 dereceden aşağı inmiş ve bir kenar ortaya oluşturmuş. Dolayısıyla burada bir muhteşem üçlü vardır ve buranın da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şurası 30 derece olarak verilmiş. İkiz varsa demek ki şunlar 75-75 ayrılacaktır diyebiliriz arkadaşlar. 75 ise tamamı 90 olduğu için şuranın 15 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şurada da bir ikizkenar üçgen var. Dolayısıyla iki çizginin karşısında 15 varsa iki çizginin karşısında yani şurada yine 15 derece olacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, bundan sonra şöyle bir şey yapacak olursam şuraya bir dik indirecek olursam ben şayet hatta şuna da bir bakmanızı istiyorum. Şurada 90 15 75 üçgeni var. Bu üçgenin özelliğini hatırlıyordunuz, hatırlıyorsunuz değil mi? Burada eğer e, yükseklik haşsa taban 4 haş oluyordu. Bunu hatırlamamız lazım. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra şunu görüyorum. Bakın 90 derece 90 derece. Dolayısıyla bunların birbirine paralel olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda şunların eşit ayrıldığını, e, dolayısıyla da bunun orta taban olduğunu ve diğer kısmının da eşit ayrılmak zorunda olduğunu da söyleyebiliriz buradan. Burada hatta burası orta taban olduğuna göre 8'in yarısından şuranın 4 birim olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada e, 15 75. 90 üçgenin özelliği olarak taban yüksekliğin 4 katı olacaktır. Yani yükseklik 4 ise taban bunun 4 katı 16 birim olarak gelmek zorunda.